Manisa'nın Soma ilçesinde geçtiğimiz yıl 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının ilk duruşması Akhisar'da görüldü. Duruşma salonunun yapılacağı Bülent Ciğeroğlu Kültür Merkezi'nin çevresi bariyerlerle çevrildi. Duruşma nedeniyle ilçede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Duruşma salonunun çevresindeki yollar da trafiğe kapatıldı. Çevre il ve ilçelerden 1000 polis duruşma için Akhisar'a geldi. 400 kişilik salona madenci yakınlarından sadece bir kişinin alınacağı bildirildi. Bu karara tepki gösteren madenci yakınlarıyla polis ekipleri arasında sert tartışmalar yaşandı. Ben buraya bugün gireceğim, ayrılmıyorum buradan. Ayrılmıyorum, tamam mı? Beni süre sahip çıkmadılar. Hakkılarımız olacak. Ben buraya gireceğim. Hayatını bu kurtarın. Tartışma devam ederken madenci yakınları isim listesine göre duruşma salonuna alınmaya başlandı. Milletvekillerinin araya girmesi ve tepkiler üzerine mahkeme heyeti ölen madencilerin birinci derece yakınlarına salona giriş izni verdi. Çocuklar söylüyor, babam ne zaman gelecek anne, babam ne zaman gelecek anne. Suçlular neyse cezasını çeksin yani, bizi yaktı, onlar da yansın. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızda değil? Neden bizi korumuyor, bizi savunmuyor? Onları koruyor, onları savunuyor, onların yanında. Onları şu an buraya gelmeleri lazımdı. Tarihi duruşma yaşanan gerginlikler nedeniyle bir saat gecikmeli olarak başladı. Çok sayıda sendika ve siyasi parti temsilcisi ise duruşma salonuna giremedi. Lütfen. Ali Ağa'daki cezaevinde tutuklu bulunan 8 sanık duruşmaya video konferans yöntemiyle katıldı. Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların duruşmaya getirilmesine karar verdi. Dava 15 Nisan'a ertelendi. Gelişmesini aktarmak istiyoruz Akhisar'dan. Tarihi davayı ulusal ve uluslararası çok sayıda basın kuruluşu da takip etti.